Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. 2024 bursluluk sınavı başvuruları başladı. Sizler şu anda 2024 LGS için tıkır tıkır çalışırken hayallerinizdeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri için gece gündüz gayret gösterirken aynı zamanda Milletin Bakanlığı da bursluluk sınavı başvurularını başlattı. 13 Şubat ile 1 Mart arasında başvurularımızı yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde başvuracağız ve ardından da 21 Nisan 2024'te sınavımıza gireceğiz. Bu güzel bir prova olacak bize LGS öncesinde ve aynı zamanda da 17 Mayıs 2024'te de sonuçlar açıklanacak ve inşallah Türkiye'nin en çalışkan, en başarılı sekizleri güzel bir şekilde bursluluğu hak edecekler. Sizler onlarsınız, sizlerden bahsediyorum tabii ki. Ve bursluluğu kazanıp 17 Mayıs'ta sonucu alıp LGS'ye girdiğinizde de güçlü bir şekilde, moralli bir şekilde sınava başlamış olacaksınız. Dolayısıyla 21 Nisan'daki sınava kadar sıkı sıkıya çalışacağız. Zaten LGS hazırlık demek Bursluluk sınavını da rahat rahat yapmak demek. Çünkü LGS'dekinden bir tık daha kolay oluyor. bursuluk sınavında Türkçe'de, matematikte, fende, inkılaptaki sorular benzer oluyor. Hatta bir tık daha kolay oluyor. Dolayısıyla LGS'ye çalışan bir öğrenci bursuluk sınavını haydi haydi yapıyor arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. 17 Mayıs'a da moralli bir şekilde sonucumuzu öğreneceğiz. Ve LGS'ye girmiş olacağız. Peki sınav giriş yerleri sınavdan en az 7 gün önce Milliyetin Bakanlığı sitesinden açıklanacak arkadaşlar. Soru sayısı 80. Sınav saati ve süresine baktığımızda saat 10'da başlayacak sınav. 100 dakika süre veriliyor bize. 4 tane seçeneğimiz var. Aynı LGS gibi A, B, C, D. Ve 2 tane kitapçığımız var. A kitapçı ve B kitapçı sınavda kopya engellemek için Milletin Bakanlığı iki farklı kitapçık türü kullanıyor. Peki sorumlu olan konular neler? Gelin isterseniz bunlara bakalım. LGS'ye çalışan ya da LGS'ye çalışmasa bile bursluluğa çalışacak olan öğrencilerimiz için bu konuları sizler için tek tek yazdık, irdeledik ve nelerden soru gelebilir bunları şimdi size söyleyelim. Öncelikle Türkçe'de 20 soru, matematikte 20 soru, FEN'de 20 soru, sosyal bilgiler yani inkılap tarihinde 20 sorudan sorumluyuz arkadaşlar. Burada şunu söylememiz lazım ki Türkçe'deki 20 sorunun çoğunluğu yani %80'i net bir şekilde 16 tanesi anlam bilgisinden gelecek. Sözcükte anlam, cümlede anlam, deyimler ve atasözleri, parça anlam yani yanına şu bir <laughs> işaret koyduklarım. Yani şunları da koyayım, söz sanattan da ekledim. LGS sorularıyla benzer bir şekilde olacak. Anlama dayalı sorular en fazla gelen soru olacak. Dolayısıyla siz 20 soruda 15'ten daha fazla doğru yapmak istiyorsanız bu konuları çok iyi çalışmanız lazım. Yazım kuralları noktalama işaretlerinden birer soru gelecek. Fiilimsi, öge, cümle türleri, fiilde çatı, anlatım bozukluğu bunların hepsinden Belki bir, belki iki soru, belki üç soru gelecek. Dolayısıyla bunlara çalışıyoruz. Bunları iyi bileceğiz. Zaten LGS sürecinde de bunları öğreniyoruz. Ama anlam bilgisini çok çok iyi tekrar etmemiz lazım. Bizler 8. sınıf Sonic soru bankalarımıza bursluluk sınavında da çıkabilecek soruları güncel bir şekilde hazırladık. Görsel yorumlama soruları, metin bilgi soruları, anlam bilgi sorularına bol bol yer verdik. Yani bu kitabın çoğunluğu yine aynı sınavdaki gibi bol bol anlam bilgi sorusu içeriyor. Buradan da mutlaka sorular çözün arkadaşlar. Gelelim diğer bir baba dersimize matematiğe. Çarpanlar ve katlar üstü ifadeler. Kareköklü ifadeler, veri analizi, olasılık cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler yine sınavın en önemli konuları. Önceki yıllarda kazanın ve kavramaya dayalı sorular soruluyordu, bilgiye dayalı sorular soruluyordu. Son yıllarda yani 2022'de ve 2023'te bu sorulara ilaveten 4-5 tane yani 20 soruda 5 tanesi beceri temelli matematik okur yazarlığıyla ile alakalı sorular oldu. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. LGS tarzı soru. Yani böyle bir işte anahtar, vida, grafik, yorum, arsa, basket sahası, güncel hayatın içerisinden soruyu yorumlamanızı isteyecekler. Bu tarz sorularda da mutlaka Süpersonik Soru Bankamızdan çözmenizi tavsiye ediyoruz. E tabii ki hatalarımız olacak, takıldıklarımız olacak. Bu durumda karika okutarak soruların çözümünü de uzman hocalarımızdan detaylı bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Gelelim diğer bir dersimize fen bilimlerine. Mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod ki çok önemli bir konu. Aynı LGS'deki gibi bursluluk sınavında en fazla sorunun geleceği konulardan biri olacak. Basınç, madde ve endüstri, basit makineler, enerji dönüş dönüşümleri ve çevre bilimi fen sorularının içeriğini oluşturacak. LGS'ye benzer fakat daha kolay sorular soruluyor. Bizler süper Süpersonik Soru Bankamızı hem LGS için hem de bursluluk sınavı için süper çıkabilecek soruları hazırladık. 2024 bursluluk sınavında da LGS'de de sınavda hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsanız mutlaka buradaki soruları da tamamlamanızı tavsiye ediyoruz. Fen bilimlerinde süper Süpersonik'ten. Gelelim inkılap tarihine. Bir kahraman doğuyor. Milli uyanış bağımsızlık yoluna atılan adımlar, milli bir destan ya istiklal ya ölüm, Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye konuları önemli. Burada bilhassa milli uyanış ve ya istiklal ya ölüm konularına dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu konulardan daha fazla soru gelecek. LGS sorularına benzer nitelikte sorular geliyor. O yüzden yine süpersonik soru bankalarımız sizler için büyük bir yardımcı olacak. Buradaki sınav tarzı böyle haritaların olduğu, görsellerin, yorumların olduğu soruları mutlaka çözün. Takıldığınız konularda güzel bir şekilde pekiştirin arkadaşlar. İnşallah bursluluk sınavını kazanırsınız. İnşallah hak ettiğinizden daha yüksek netler yaparsınız. Hem LGS'de hem de vursuluk sınavında hepinize başarılar diliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.